Kümes yatağı temizliği yapacağız bugün. Kümes yatağı nasıl temizlenir? Kümes nasıl temizlenir? Onu sizlerle paylaşacağım. Tabii kümesi temizlerken de siz değerli takipçilerimizle kümesimizi de gezeceğiz. İki ligorin tavuğu. Biri Isabel, biri porselen ligorin. Tavuk doyar mı diye sorarsanız tavuk doymaz. Doyduğunu sanan tavuklar da bir kenara çekilir ve sadece kendilerini temizlerler. Temizlik saatine geçerler. Temizlik bittikten sonra da uyku saati. Uyku bittikten sonra ne? Yine yeme seansları başlar. Yani tavuğu doyuramazsınız. Tavuklar aynı develer gibidir. Sürekli kursak doludur. Sürekli kursağını dolduran hayvanlarımız ise akşama dek o kursaktan beslenirler. Yani ön tarafta gördüğünüz aslında bir depo, mide ise ta içeride arkadaşlar. O yüzden yedikleri her şey önce depoda birikir, sonra mideye yavaş yavaş gider. Onundan dolayı tavuklar akşama dek kafalarına ışık vurduğu sürece yemeye devam ederler. O yüzden doyurmak zordur. Ancak siz bütçenizi zorlamak istemiyorsanız her bir tavuk 120 gramlık bir yemle doyacak. Bunu da bir yere dipnot düşünüz. Bu insan, bu da antibakteriye. Ecaret oldu. Hep iyileştirdi. Yönümler durdu. Öbürü hepsi hastalandı. Bir litreye bir milim vereceğim. Bundan daha iyi bir seferde veriyorum. Ondan sonra tamam. Kümes yatağımızı tertemiz yapacağız. Burayı komple alacağız. Gübre bayağı bir birikmiş. Gübreyi dışarı alacağız. İçeriği eğer nasip olursa, yanımızda çakmak varsa sıcak dezenfektan yapacağız ve sizlerle paylaşacağım. Hadi bismillah. İyi gübre benim. Ha. Çık. Güzel asıcıydı. Bir koymaya yaz. Temizleyeyim onu böyle. Thank you.
arkadaşlar siz olan şu hatalara düşmeyin. Bakın temizlik yapan da aslında zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Zorlanmam başı neden? Şu yere çaktığımız şeyler. Yaparken temizliği de düşünerek yapın. Bu şekildeki şeyleri zamandan kazanırsınız. Şu an benim en az şu sistem yüzünden 10 dakikam çaldı. İşte tecrübesiz zamanlarımızda yaptığımız kümes olduğu için normal gerçi de. Tavukları su ihtiyacına gelirsek de 360 milim kadar, 300 milim kadar bir su onlara gün içinde yeterli gelecektir. Bu yaz sezonlarında artış gösterebilir. Ona göre hareket edin. Ha, doyar mılar? O biraz sıkıntı. Tavuk kolay kolay doymaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakarak dezenfektanı tekrar sizlerle paylaşıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi ateşimizi yaktık. İçeri gidiyoruz. Evet. Yakıyorsunuz arkadaşlar her yeri. Bu şekilde hiçbir şey yaşayamaz burada. Şöyle dibe köşeye koyun. Şu araları var ya aralar. Orada hayvan var, ona dikkat edin.
Bütün mikroplar ölüyor. En kesin dezenfektan yöntemi arkadaşlar. Yakarak dezenfektan. Sonrasında bunun üstüne bir de kimyasal da yapabilirsiniz. Havada taşta diyorsa hiçbir şey kalmaz. Hepsini öldürür. Evet. Bak bak bak. Tamamdır. İşte bu kadar. Bismillah. Böylece dezenfektan da tamam. Şimdi önemli olan şey orayı dezenfektan ettik ya ateşle. Birazcık göz önünde bulundurun. Fark etmeden bir yere alev malev aldırırsız. Ondan sonra işiniz yok, uğraşırsız arkadaşlar. Sonra üzülmeyin. Şümez komple yanarmalar. Allah göstermesin. O yüzden dezenfektan sonrası dibe köşeye iyi bakın. Evet, şimdi bir sıkıntı görünmüyor. Tertemiz oldu. Hadi bakalım. Yan veren mi ya? Yok. Evet değerli arkadaşlar, teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Güzel bir kümes yatağı temizlik videosunun daha sonuna geldik. Temizliğimizi yaptık, ateşli dezenfektanımızı yaptık. Yeni şeyler öğrendiniz, yeni bir şeyler sizlere kattık inşallah. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Sizi seviren bilirsiniz, canınızı gırtlara. Aşağıdan bir yorum düşüp bir de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.